vandan gelen bu görüntülerde o gözyaşlarını, o feryatları dinlerken ve o görüntülerde yıkılan kerpiç evleri ve ahırları görünce insanın aklına ister istemez şu geliyor. Ülkenin batısında dünyanın en büyük havalimanı, dünyanın en büyük köprüsü, dünyanın en geniş bilmem TOKİ evleri, dünyanın en büyük toplu konut projeleri adı altında milyonlarca, trilyonlarca katrilyonlarca lira harcanırken ülkenin başka kesimlerini nasıl ihmal ettiğimiz, oralarda insanların adeta ortaçağ koşullarında nasıl yaşamaya çalıştıkları, nasıl bir yaşam sürdükleri ve komşuda can kaybına neden olmayan bir sarsıntıda, orada meydana gelen depremde kendi sınırlarımızın içinde vatandaşlarımızın üzerine evlerinin ve onların hayvanlarının üzerine ahırlarının yıkılmasının, ne anlama geldiğini iyi düşünmemiz gerekiyor. Bizden çok ülkeyi yönetenlerin düşünmesi gerekiyor. Dünyanın en büyük havalimanına mı ihtiyacımız var yoksa insanlarımızın 5 virgül bilmem kaç büyüklüğünde bir depremde kafalarına yıkılan değil sağlam kalabilecekleri evlerde yaşamalarına mı ihtiyacımız var? Yani ülkede o ortak servetimizi, Ortak değerimizi vergileriyle herkesin vergileriyle oluşturulan ortak değeri nasıl harcadığımızı bir kez daha gözden geçirmemiz lazım. Ben kendi adıma utandım o insanların yaşadıkları koşullardan. Bunun planlamasını yapmak bana düşmüyor. O serveti, o harcamayı, o yönetimi eşit ve adaletli yapmak ülkeyi yöneten insanlara düşüyor. Bu görüntüleri tekrar tekrar onların izlemeleri ve bundan bir ders çıkarmaları gerekiyor.